Herkese merhaba. Bilim Peşinde YouTube kanalına hoş geldiniz. Manyetik rezonans veya MR, yüksek manyetik alanlar ve radyo dalgaları kullanarak vücudun içindeki dokuların görüntülenmesine yardımcı olan bir tıbbi görüntüleme tekniğidir. MR cihazı, insan vücudunun içindeki hücreler ve dokular hakkında ayrıntılı görüntüler oluşturmak için manyetik alanlara ve radyo dalgalarına maruz bırakılır. Vücuttaki proton adı verilen atom çekirdeklerinin manyetik özelliklerini kullanır. Manyetik alan, protonların bir kısmını belirli bir yöne doğru hizalar. Radyo dalgaları ise, bu protonların enerjisini değiştirir ve tekrar hizalanmasını bozar. Bu süreçte protonlar, radyo dalgaları tarafından emilir ve yayınlanır. MR cihazı, bu süreçte yayınlanan radyo dalgalarını alarak bir görüntü oluşturur. Görüntü, protonların hizalanma özellikleri ve yayınlanan radyo dalgalarının özellikleri gibi faktörlere bağlıdır. Bu faktörler, farklı dokuların manyetik özelliklerine göre değişir ve MR görüntülerinde farklı renkler ve tonlar olarak görüntülenir. MR görüntüleri, genellikle kesitler halinde alınır ve bir bilgisayar programı tarafından birleştirilerek 3 boyutlu görüntüler oluşturulur. Bu görüntüler, vücudun içindeki organlar ve dokular hakkında ayrıntılı bilgi sağlayarak hastalıkların tanısında ve tedavisinde önemli bir araçtır. Manyetik rezonans, beyin tümörlerinin teşhisinde en yaygın kullanılan görüntüleme yöntemidir. Beyindeki tümörlerin boyutu, şekli, konumu ve diğer özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. Manyetik alanlar ve radyo dalgaları kullanarak beyin tümörlerinin görüntülenmesine yardımcı olur. MR, beyin tümörlerinin teşhisi için özellikle yararlıdır, çünkü beyin dokusu, diğer tüm dokulara göre daha fazla su içerir ve su moleküllerinin manyetik özellikleri, MR görüntülerinde belirgin hale gelir. Beyin tümörleri, normal beyin dokusundan farklı bir su içeriğine sahip olduğundan, MR görüntülerinde tümörler belirgin bir şekilde görülebilir. MR taramaları sırasında, hasta manyetik bir tüpün içinde yatar ve cihaz, manyetik alanlar ve radyo dalgaları kullanarak beyin görüntülerini alır. Bu görüntüler, beyindeki tümörün konumunu, boyutunu ve diğer özelliklerini gösterir. MR, ayrıca tümörün hangi tip olduğunu belirlemeye yardımcı olmak için tümör dokusunu örnek almak için kullanılabilir. Manyetik rezonans cihazları kanser teşhisi için kullanılabilir. Kanserli dokuların diğer dokulardan farklı manyetik özelliklere sahip olduğunu tespit edebilir. MR görüntüleri, kanserli dokuların boyutunu, konumunu, şeklini ve yayılımını gösterir. Taramalar, kanserli dokunun belirginliğini artıran kontrast maddeleri içeren bazı tarama protokolleri kullanılarak gerçekleştirilebilir. MR taramaları, özellikle omurga, beyin, meme, prostat, karaciğer, pankreas ve böbrek kanseri gibi bazı kanser türlerinin teşhisinde ve takibinde yararlıdır. Diğer görüntüleme teknikleri ile birlikte kullanıldığında, kanserli dokunun tanısını koymak ve kanserin yayılma derecesini belirlemek için önemli bir araçtır. MR taramaları ayrıca, kanserin tedaviye yanıtını değerlendirmek ve tedavi süreci boyunca kanserin büyümesini izlemek için de kullanılabilir. Ancak, MR teşhis yöntemi olarak tek başına kullanılmamalıdır. Kanser teşhisi için MR sonuçları diğer tıbbi testler ve görüntüleme teknikleri ile birlikte değerlendirilmelidir. Bu testler arasında biyopsi, kan testleri, röntgen, bilgisayarlı tomografi ve pozitron emisyon tomografisi gibi diğer testler de yer alır. Bunların yanı sıra, MR cihazı, omurilik yaralanmaları, fıtıklaşmış diskler, tümörler ve enfeksiyonlar için de kullanılmaktadır. Ayrıca, kas ve kemik yaralanmaları, kırıklar, tümörler ve enfeksiyonlar, kalp hastalıkları, kalp kası hasarı, kalp kapağı bozuklukları ve kalp damarlarındaki tıkanıklıklar, karaciğer, böbrek, pankreas ve diğer iç organlarda tümörler, enfeksiyonlar ve diğer lezyonlar, jinekolojik hastalıklar, fibroidler, yumurtalık kistleri ve diğer üreme sistemi bozukluklarının tanısında ve incelenmesinde büyük rol oynamaktadır. Daha fazlası için Bilim Peşinde'ye abone olmayı unutmayınız.